Merhaba, ben Cüneyt. 3 dakikada teknoloji serimiz sürüyor ve bugün Damla benimle birlikte. Hoş geldin Damla. Hoş bulduk Cüneyt. Konumuz yapay zeka. Bugün yapay zekanın belki de en eğlenceli kısmını konuşuyor olacağız. Uzmanlık gerektirmeyen ve hazır olarak sunulan bu servisler bilişsel servisler olarak adlandırılıyor. Yapay zeka ile ilgilenen her 100 şirketten 48'i bu servisleri kullanıyor. Peki ne demektir bilişsel servisler? Cüneyt, bilişsel servisler duyuların yerine hatta ötesine geçen servislerdir. Microsoft yapay zekayı demokratikleştirirken herkesin bu servisleri rahat bir şekilde kendi uygulamalarına entegre edebilmesini hedefliyor. Sizin bir yapay zeka mühendisi veya bir veri bilimci olmanıza gerek yok bunları kullanabilmek için. Bu görüntü, ses, dil anlama servisleri Türkçe destekleriyle beraber insanların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Peki örnekler üzerinden gidelim. Örneğin bir fabrikada güvenlik kameralarından maske takılıyor mu takılmıyor mu denetleyebiliyorsunuz. Ya da dokümanlarınızdaki metinleri analiz edebiliyorsunuz. Hatta Cüneyt, sana bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Seeing AI. Seeing AI, Microsoft tarafından görme engelliler için geliştirilen, arkasında Microsoft yapay zeka teknolojilerinin çalıştığı iOS uygulaması. Hatta herkes için ücretsiz bu uygulama. Neler sunuyor bize bu uygulama Damla? Seeing AI, görüntüleri sesli olarak betimlemeyi sağlıyor. Yani sen bir yüzü de betimleyebiliyorsun burada, bir sahneyi de betimleyebiliyorsun, bir kişiyi de betimleyebiliyorsun. Ve yapay zeka servisleriyle. Harika. Örneğin şu önümüzdeki metni yapay zeka servisine okutabilir miyiz? Tabii ki. Seeing AI uygulamasıyla hemen kısa metin özelliğiyle. Microsoft yapay zeka ve siz her zaman bir adım öndesiniz. Gördüğün Hatasız gibi. Okuyor. Çok güzel. Başka ne tip yetenekleri var? Cüneyt, bir poz ver bana, seni betimlesin uygulama. Bir dizüstü bilgisayarın önünde duran adam. Gördüğün gibi betimliyor. Aslında bir kişi ya da bir adam gibi betimliyor. Ya aslında beni de tanırsa çok güzel olacaktı. Cüneyt seni de tanıyor, yüzünden tanıyor. Yüz uygulaması sayesinde sana adınla hitap ediyor. Cüneyt Batman, Solus'ta yakınında. Gerçekten çok etkileyici. Gerçek hayatta görme engelli bir vatandaş bu telefonu birisinin yüzüne tutarak kim olduğunu duyabiliyor. Harika. Çok çok etkileyici. Peki Damla, ses servisleri dedin. Buradan bir örnek verebilir misin? Tabii. Gerçek zamanlı sesi başka bir dile çeviren servisi göstermek istiyorum sana. Hadi bakalım. Merhaba, şu anda gerçek zamanlı ses çeviri sistemini deniyoruz. Vay, hatasız. Türkçe, İngilizce çevirdi. Çok fazla kullanım alanı olacağını tahmin ediyorsunuz. Gerçekten müthiş, etkileyici bir servis. Çok teşekkürler Damla. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.